Arkadaşlar, abiler, herkese selamlar. Ustayı temizlik yaparken yakaladım. Vallahi billahi arkadaşlar, tamam şöyle çözdüm, böyle işleri artık, işleri atacağım. Kardeş, şöyle i̇şte, güzeline. Usta gerçekten bu işe bunları emek veriyor. Sevdim güzeline, ilaçlarını yaptım. Çok güzel, yani çok güzel, çok güzel, çok beğendim. Kuşlara bir çamın... Alemin kralı. Aleyküm selam. Abi ustayı böyle temizlik yaparken yakalamışken böyle bir çekeyim dedim ustayı. Ben altlarını aldım işte. Evet. Bu sene karnımı da gördüm, ilaçlarını da verdim. Sezon hazırlık abi. Evet. Bugün yılbaşı. Bu sene de bize biz yılbaşı yapıyoruz. Kutlamıyoruz. Yani işte. Kutlamıyoruz ama temizlik iyidir. Ya hocam burada işlemi ya. He. Sen kaçını atıyorsun? Ben de 15'iyle sonuna doğru. İşte böyle sanmalarını, kumlarını işte buraya kum aldım işte. Buraya koydum kurusun diye. Evet. Sağlığın içinde kumlarını seviyorum. Bir de kumlar, kuşlara koymadım ya, biraz da içine ilaçlıyorum, ozanlıyorum böyle. Bunlar yurt dışına giden kuşlarımız değil mi? Evet, bunlar da takkallarım. Bunlar da yurt dışına sahiplendirme yaptığımız kuşlar. Bak onlarla yerlerini temizledim, tertemiz dursun evet. Diye. Bunlar emanet abi. Usta, onların kanatlarını cıvalayacağız, haberin olsun. Tamam. Abimiz öyle istedi. Cıvalarız. Gitmeden önce güzelce bir cıvalar. Bip 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 valla. Kuşlar da hep yukarı çekilmişler. Şey yaptım işte, Allah izin verirse bir iki bir karakillerden bir takım daha sahiplendirmeyi düşünüyorum. Bir de kumanlardan bir çift daha sahiplendireceğim Allah'ın izniyle. Çünkü hep eşlimleri attım. Burada dışarıda kalan kuşlar. Evet. Bir porta şey götüreceğim, ormana götüreceğim. Şey eski yere. Eski yere götüreceğim. Olur, orada da olur. Ama işte orada da bayağı bir boşluk verdin atmaca. Ya işte orada atmaca nasıl olacak bilmiyorum. Bakacağız, bu sene bakacağız biz. Sen hemen bir avlamızı bir yeme düşerim de. Allah evet. Büyük. Hepsi yumurtta zaten bu sene. Bayağı bir işte erken attım yani bu sene. Mecburlukta erken attım hariç. Evet. Hani dişi erkeği 3 ay zaten ayrıydı. Tercih hocam diye bir ayrıydım. Evet, sen bayağı önce bir ayrılmıştın. Şimdi buraya da geldim 3 ay oldu. Yani 4 aydır dişi erkeğim ayrıydı zaten. Evet. Buraya da geldim arttırıyorum işte. Bunların hepsi yumurtada yatıyor şu anda. Yatıyorlar mı? Yumurtada yatanlara şöyle bir bakabilir miyiz? Rahatsız etmeden. Şöyle. Evet, dumanlı benekliler. Bunlarda yumurta var herhalde. He, yumurta da ikisi de burada. Bunlar yumurtları. Burada da dumanlı benekliler var. Onlar da mı yumurtamış? Onlar da yumurtamış. Onlar da yumurtamışlar. Buradakiler var, bunlar da yumurtamışlar. Yine aynı olmuşlar. Moskili yine yumurtamışlar. Bu bizim geçen sene seyrettiğimiz 4 yaşındaki dişi değil mi? 4 yaşında, bu sene 5 yaşına girdi. Bu sene ya, bizim izlediğimiz zamanı diyorum ben. Bunu bir yavrusuna sahiplendirdik. Gökmenekli perçemli. Evet. Tamam, 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 tamam. Allah'ın izniyle bir kumanda yakın mı? Hazır mı? Bu hazır bir de hani uçan var. Orada, orada uçan değil mi? Burada zor ya o. Aman. Aman, aman. İyi, iyi. Sırtının üstüne. Yavruya mı kusuyor? Ne ağzı ıslak? Yok, ilaç veriyorum yani. Vitamin mi? Vitamin veriyorum, bir de antibiyotik. Şu bu, şeye karıştırdığın vitamini bir göstersene. Yeme karıştırdığın vitamini. Gervit. Onu bir yeme karıştır da bak arkadaşlara ben onu şey yapacaktım. Ya, işte şöyle göstereyim bakıyorum. Oo, o hangisi? Bu senin gök yavru kardeş. Oo. Bu senin gök yavru. Arkadaşlar iyi bir dumanlı kirli uçurmuştuk. Eke erkek. O erkeğimizin yavrusu bakın. Bunu bileyim, kovamadım bakın. Kardeş. Şöyle 15-20 damla şeklinde. Şöyle, evet, şöyle yapıyorum. O zaman bunu harmanlıyorum. 15-20 dakika böyle harmanlayayım herhalde. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Harmanlıkta sonra bir 15-20 dakika da bekletemiyorum. Dinlendiriyorum. Evet, dinlendiriyorum. Dünyanın en iyi vitamini Gervit K. Evet. İspatlanmış, özellikle sindirim yollarını çok iyi destekleyen bir ilaç. Kuşların dışkıları misket gibi. Doğru mu? Evet, dışkılar çok güzel kuşların. Evet. Bu vitamini ben size bahsedecektim ama yalnız olduğum için kamerayı tutacak birisi olmadığı için bu şekilde gösteremiyorum. Buna böyle 2 kiloya 30 damla karıştırıyoruz. Biraz bekliyor, ondan sonra 2 avuç. Veriyorum işte böyle. Evet. Bunu
Kuşlarımız da şimdi doydu. Bu da hani fazla olsun diye şöyle yaysınlar diye yaptığım şey. Evet. Kuşlar ama güzel oluyor. İştahlarını artırıyor. Evet. Sinirimi çok güzel destekliyor arkadaşlar. Bu sene özellikle kuşların tüye girip çıkmasında çok etkili tabii, bir şey. Tabii çok etkili. Kuşun kanadını kestikten sonra havai baş yaptırdık veya taklayı çektirdik, kestik veya devrede kaldı, kestirdik. Bunu dayayacağız. Anında kuşun tüyünü bir anda döküyor. Tabii. Bir anda da... Ama işte önemli olan tam zamanında vermesi işte. Bunu uçan kuşa vermeyeceksiniz. Yok, kesinlikle hayır. Bak kesin bunu hayır. Burada bir dikkat. Uçan kuşlara zaten aynen. Uçan kuşlara vitamin vermez, kızdırır. Evet. Yani bir de tüye soktuğu zaman olmaz. Abi ben şimdi buraya damızlık tümesini diyorum. Buraya şey yapmıyorum. Tabii damızlıklara yani ben de. Uçan kuşlara verilmez yani. Evet. Evet arkadaşlar, abiler. Yayını burada sonlandırıyorum. Hepinizin yeni yılı şimdiden. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı. Güzel günleriniz olur inşallah, evet, inşallah yeni yılda. Bu seferini sene geçiririz inşallah. Güzel kuşlarınız olur inşallah kuşçu abilerin. Geride bıraktıklarımız da Allah rahmet eylesin. Yani. İnşallah herkes için, özellikle de ülkemiz yani. İçin güzel bir yıl olur. İnşallah kardeşim, inşallah bu sene güzel bir sene olacak diye düşünüyorum. Evet, inşallah. Bu sene o sene diyelim ya. Bu sene ben de çok güzel eşlemeler, çok güzel planlar yaptım. Çok güzel umutlarımız var her zaman. Kuşçunun umudu bittiği yani, zaman kuşçuluk bitmiştir. Yani biz bile bak yıllardır damızlıklarımız var, bildiğimiz kuşlar ama bu sene daha bir ayrı... Yani bu sene hakikaten çok güzel eşlemeler yaptım. Nasıl çok güzel eşlemeler yaptım? Hep gözümle seyrettiğim kuşları eşledim şu evet. Anda. Ya bir de seninkiler yıllardır elinde yani, olan soy olduğu için sen fazla zorlanmazsın. Zorlanmıyorum. Yine aynı iyi kötü avımıza güzel kuşlarımız uçtu. Genç kardeşlere de bir tavsiye. Kuş eşlemelerini yapmak isterken havada görüp eşlerseniz yanılmazsınız. Az taklayı çok taklaya getirebilirsiniz. O şekilde havada gördüğünüz kuş sizi fazla yanıltmaz. Ama illa da tutacak diye bir şey de yok. Doğru tabii mu? Tabii. Tabii illa tutacak diye hiçbir şey yok. Şunu demek istiyorum. Ya iyi kuşlarla eşleşme yaptım ben. Emek sonuçta yani yavru alacak. Evet. Bildiği kuşlarla. Çünkü bilmediği kuşlar bu çıkmaz abiler. Çıkmaz. Çıkmaz. Çıkmaz yani. Aynı bunu... şey. şeyde samanlıkta iğne arar. İğne arar gibi olur. Abi bildiğin kuş olacak. Bildiğin gözünden gördüğün bildiğin kuş olacak. Evet. Yani mümkün olduğu kadar erkeğe birini alırsan dişiyle aynı soyundan aynı kümesi almaya kaydedin. Evet. Yani erkek Ahmet'in, dişi Mehmet'in. Ya şimdi şöyle zor, de bir zor durum yani, var. Zor yani zor. Şimdi adam bir atıyorum bir dişi aldı. Bahattin. Oradan erkek istediği zaman lan bu adam benden dişi aldı erkeğe mecbur alacak deyip adamı zor yollara koşan insanlar var. Yani o da ayrı bir şey. O da ayrı bir şey. O da onların ayıbı. O da ayrı bir şey abi. O da ayrı bir şey. Evet. Yani o da dediğim gibi onların ayrı. Sene bomba kuşlar uçacak. Bu sene Allah'ın izniyle evet. İyi kuşlara emek vereceğiz. Zaten belli başlı iki soy kendim adıma konuşuyor. İki soy kuşum var. Bu sene güzel gökler uçurduk. Doğru mu? Harika bir tane de ben uçurdum. Aha buradaydım. Şu dişiydi. Ahmet'in aklıydı ya. Evet. Vallahi bu sene de geçen sene uçurdum işte. Hatta başkana da geldim. Kendimiz aldık. Dumanlı kirli erkeğin yarısını bastırdın evet, değil mi? Arkadaşlar son yıllarda uçurduğumuz çok güzel, en iyi kuşlardan bir tanesi. Güzel oynattım şu İki dişi. Ay boyunca her gün. İki ay boyunca her gün izledik. Doğru mu? Evet. Çok güzel. Muazzam bu. Emeğine konu kardeşim hakikaten. Evet. Yani hatırda kalacak bir kuştu yani. Hatırda kalacak bir kuştu yani. Aynen. Bundan 5 sene bir hani ortam olur da anlatırsın ya. Evet. Şurada şu bu seyrettiğini öğrendim. Kuşlardan şey, neydi o da? Bankacı Faruk Amca'yı çağırmıştım. Şöyle özel. Kuşu saldım. Yanılmıyorsam bir 13-14 tane yaptı ama beni dedi 40 yıl geriye götürdün evlat. Yani öyle ben de çok altına bağırdım. Videolarımız da var. Evet. Hakikaten basıyordu kuşlar. Takla, medraş, atım, gezim. Yani bu kuşta her şey mevcut oldu mu oluyor işte. Oldu mu oluyor aynen. Kusursuz, yani, kusursuz bir kuştu yani. Bir de ekeliğinde başlayan bu kuş. Evet. Yavrunun üstünde başladı. Yavrunun üstünde başladı kuş. Yavrunun üstünde havai başı vardı ama
Yavrunun üstünde seyretmiş. En son uçurduğumuzda 2 metreye kadar çöktü. Abi 2 metreye sonra ben dedim ki kes bunu dedim. Ben kestim. Evet, atmaca vurmuştu sabah bir kuşa. Akşam da onu kesin götürür diye. Ya o ay ayrı bir aydı. Ben aşağıda 5 tane verdim. Buraya gelip senin kuşu seyrediyorum. Dedim kardeş kes. Evet. Yani çünkü abi hasırda kalacak bir kuş yani. Ha? Kardeşler illa ki oynar ama bir de büyük oynanı var. O göz bebeğimiz. Ne yani? Kıyamadık. Battin yayını kapatıyor. Abiler herkesin yine diyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Evet. Sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Her şey gününüz olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere.